servis, Boşkar servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında. Vole Plus'ta tekrar ters köşede Abdülkerim Durmaz'la birlikteyiz. Yanı başınızdaki birinci kalite yorumcu diyeceğim ama önce bir reklamı yapayım hocam. Ondan sonra sana geleyim mi? Olur benim, mu? Benim reklamımı sonra yap. Tamam. Senin reklamını tamam. Sonra yapayım. Yanı başınızdaki birinci kalite araç servisiniz Boşkar Servis. Tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermeye devam ediyor. Eğer siz de mutlu müşteriler arasında yerinizi almak istiyorsanız, kafanız rahat etsin istiyorsanız hemen boşkarservis.com.tr'ye gidin ve aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu mutlaka alın. Yeni randevu sistemiyle de gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayabilirsiniz. Ve Boşkar Servis'in sunduğu ters köşe başlıyor. Evet, başlıyor. Evet. Başlıyor. Başlıyor. Eko yaptım hocam orada. Yap. Birinci kalite. Vallahi tebrik ediyorum öncelikle seni hocam. Nostradamus gibisin. Ne gibiyim? Nostradamus gibisin. Erdi ne diyor bu oğlum? İyi bir şey mi? Ali. Ne gibiyim? Nostradamus hocam ya. Çağrı ne kahin, diyor? Kahin. Yani, Fortune Teller. Ne? Fortune Teller. Kahin. Nostradamus ne? Ne Nostradamus? Fortune Teller. Fortune Teller ne ulan? Ne diyor oğlum bu Fortune Teller ne ya? Falcı. Falcı değil de Nostradamus da falcı demeyelim ya. Sanki kahve kapatıyormuş gibi adam. Tarot mu bakıyor? Falcı. Büyücü ben öyle bilirim eski adamım. Geleceği tahmin eden, öngören kişi hocam. Biraz insanüstü güçler varmış gibi. Hissi kablel vuku. Hisli kablel vuku. Ha onu anlıyorum. O iskeç onu anlıyorum. Hani aptala malum oluyor gibi. Hani o malum oluyor. İçimden geçiyor. Öyle. Hisli kablel vuku. Ben öyle miyim? Neden söylediğimi biliyor musun Nostrada, bunu? Neden? Bundan haftalar öncesindeki bir programımızda sen Süper Kupa maçında mutlaka bir şeyler olacağını ve bu maçın da oynanmayacağını söylemiştin. Vallahi mi hatırlamıyorum. Evet. 7 Nisan'da ülkede bile bir şey olabilir. Bu maç gene oynanmaz. Uğursuz bir kupa bu kupa dedim bundan sonra. Hatırlatayım mı sana o videoyu? İster misin? Hatırlat evet. İzleyelim vallahi o zaman. Hatırlat ben hatırlamıyorum. Ben çünkü bu kupanın uğursuz olduğunu düşünüyorum artık. Yani oynanmaması ülke açısından iyi olabilir. İyi olabilir diye düşünüyorum. Ne kupaymış be arkadaş be. En son 7 Nisan mı çıktı? 7 Nisan. Ben 7 Nisan'da ülkede bir şey olmasından korkuyorum. O maç yine o sebeple oynanmayabilir yani. Yani. Ha bu maçın 3 ihtimali değil 4 ihtimali var. Aynen öyle. Evet, oynanmayabilir yani. 7 Nisan'da oynanmayabilir. Yine bir şey olur. Bir kriz çıkar Allah korusun bir şey olur falan. Oynanmayabilir. Hayırlısı olsun diyelim. Abi, hayırlısı onun için diyelim inşallah evet. Diyelim yani. Al inşallah oynanır. Gördün mü? Tam Nostradamus'un işte. Hakikaten ben Nopratabus'um. Ateşikus. Nopratabus. Şey gibi işte yani. İşte ben o adammışım. Adam mı o? Adam. Nostradamus adam mıdır? Mustera'nın Volkan Demirel'e söylediği gibi adam. Evet. Ben işte o adamdım demek ki. Hakikaten söylemişim ya ben bunu. Ya. Ben bunu... Attın da tuttu mu? Yoksa gerçekten hissiyat mı? Bir tane bu. Şey vardır hani aptala mı? Ya deme öyle şeyler hani. Malum oldu sana diyor. Abdala. Onu bir tane de ile söyle. Abdala de ne? Aptal deme. Sonra o T'ni D'ni kırarım senin T'ni D'ni. Abdala. T cetveli yaparım seni. Evet yani şey adama yani öngörülü, basiretli insana malum olur. Öyle zaten beyazları da giymişsin olmaz. Hocam. Evet. 200, 2x, 3x atacak gibi duruyorsun orada. Dede gibi duruyorsun orada. Her neyse bunu söyleme. Orucu. Şekerler mekerler hayırlı olsun. Son gün sen orucumu bozduracaksınız. yapma. Evet. Bugün bayram hazırlığını bugün yapmışsın. Bugün son orucumuz. Son oruçluyuz. Bunlar burada duruyor. Bu başka bir şey için. Tabii ki bunu yemeyeceğiz. Çünkü oruçluyuz Allah kabul ederse. İnşallah. Hepimiz sizi de tebrik ediyorum. 30 gün iyi direndiniz. Aferin çocuklar. Sana gerçi, mı? Gerçi siz normalde de oruçlu gibi yaşıyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Bu ekonomik şeyde vallahi oruçlu gibi yaşıyorsunuz. Ben açık söyleyeyim ben Ramazan'da oruçlu gibi yaşıyorum. Diğer günlerde Allah'a şükür durumum sizlerden iyi. Maşallah çocuklar, hocam. Allah daha fazlasını versin inşallah. Yani siz de biliyorsunuz Allah da biliyor. Sallasak ne kadar düşer üzerinden hocam? Sen zaten orucu uykuya tutturdun. Ayıp olur şimdi sallasak ne kadar düşer ama. Bir sürprizim var. Şaka yapıyorsun. Evet program sonunda bir sürprizim var. Özellikle volede çalışan genç kardeşlerim herkese değil.
Valede ben biliyorum kimlerin ne kadar olduğunu. Ne, nasıl ben, ya? Benim böyle kardeşlerim var, emekçi kardeşlerim. Önce onlara buradan, sen de Fırat'can, sen de buna dahilsin. Senin sesinden de belli, sen de ezgin bir kardeşsin belli. Sen de senden de ihtiyaç sahibisin arkadaş kardeşim benim. Önce çikolatalar, bayram şekerlerinizi vereceğim. Sonra da hepinizle tek tek bayramlaşacağım. Şaka yapıyorsun. Evet. Yaşa hocam. Tabii. Abdülkerim çok hayır yaşa. Abi. Bak bunu lütfen ters köşe izleyicileri benim artık ailem gibi. Değil mi? Birkaç sene oldu. 2 sene oldu mu bu programı? Oldu hocam. 2 senedir ters köşe izleyenleri bizi artık ailesi gibi görüyor. Ben de onları kardeşlerim gibi görüyorum. Aramızda teklif yok. Ama yine de açıklayayım. Bunu sakın öyle hani işte ya görgüsüzlük işte insanlara falan para mı veriyor. Bakın bunu yapmamın sebebi şu. Bütün geleneklerimiz, göreneklerimiz yavaş yavaş zamanın ruhuyla birlikte kayboluyor ve önemsiz hale getiriliyor. Bunu özellikle yapıyorlar. Türk milletinin örfünden, geleneğinden hiç iz bırakmayacaklarmış gibi. Şimdi öyle bir gençlik yetiştiriyor ki mesela büyüklerinin elini öpmek zul geliyor. Anladın mı? Otobüste bir yaşlıya yer vermek zul geliyor. Kulaklığını takıyor, oralı bile olmuyor. Bütün bu bizim hasletlerimiz, güzel milletimizin hasletleri yok ediliyor. Bayramda da biz çocukken hep burada en kart çağrı o bilir. Fırat'can sen kaç yaşındasın bilmiyorum seni ama sesin sanki sen böyle bir 30'luk çıtırmışın gibi geliyor. Aa! Evet sesin çok... Cips muamelesi bayağı güzel. Çerez gibi. Tam üstündesin. 50'ye merdiven diyelim hocam. Sen 50 yaşında adamdan bu ses mi çıkıyor? Ulan senin sesin ne güzel ya. 50 yaşında bak benim boru gibi çıkıyor ya. Estağfurullah hocam. Yani vallahi aferin. Ama sen de 70'e dayadın merdiveni. Senin merdiven daha uzun hocam. Sen benimle Çağrı sen benimle bayramlaşacaklar bizim listesinden Çağrı'yı çıkarın. Seninle bayramlaşmayacağım. Hocam paralar senin paralar. Abdülkerim Durmaz Çağrı'ya bayramlık ağzını açtı. Senle, evet bayramlık ağzımı sana açacağım. Onlar ciddi söylüyorum. Onlar şimdi görürsün programdan sonra arkadaşlarınla. Şimdi bu biz çocukken Çağrı da işte diyorum yaşı yakalamış. Belki Fırat'can da yakalamış bilmiyorum. Mahallede kendi mahallemizde ya komşuları kapı kapı gezerdik. El öperdik. Şeker verildi, mendil verildi evin hanımı, ablalarımız. Mendil niye veriliyor hocam? Verirlerdi. Mendil daha önce. Ne yapacak mendili çocuk? Ya öyle işte yani kadına hediye. Yağ satarım bal satalım mı oynasın? Ya bayram hediyesi işte. Mendilin içinde para yok muydu ya? Ya beni zorlama manyak mısın nesin ya? Çorap da verirdi, mendil çorap verirlerdi. Niye veriyorlar hocam ya? Şimdi ağzımı açtıracağım işte harbiden bayramlık ağzımı açacağım. Şimdi kardeşim anladın mı? Hatta mahallede durumu iyi olan abilerimiz para verirdi. O zamanın parası 5 lira kağıt 5 lira 5 lira vardı kağıttı. Evet. 10 lira 5 lira para verirlerdi bize. El öperdik ki para toplama yani biz çocuklar için bir sevinç kaynağı olurdu. O da mahallenin tanıdık çocuklarına veriyor hocam. Davulcu gelirdi eve hala geliyor. Bizim mahallede davulcu mesela geçen gün geldi. Bir aydır adam çalıyor. İşte kapıya geldi. Ayıptır söylemesi. Bir şey verdik yani. Bahşiş toplamı. Bahşiş topladı ve bahşiş. Şimdi bütün bunları anlamsız buluyorlar. Anlamsız değil kardeşim. Hocam davulcu geldiğinde sessiz duruyorlar evde. Evde yokmuş gibi davranıyorlar. Tabii ki aynen öyle. Ben açıyorum. Çünkü davulcuları teşvik ediyorum. Bu davul sesleri Ramazan'da rahatsız oluyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Her neyse. Ben bu hasletlerimizin en azından ben ölene kadar benim evime gelen mahallenin çocukları hala geliyor benim evime. Biliyorlar Abdülkerim abilerini. Para vereceğini. Evet. O yüzden geliyorlardır. Tabii ki. Evet. Biz niye için gidiyorduk çocukken eve? Para almak için gidiyorum. Ben yandaki amcanın elini öpmeye o zaman çok mu meraklı? Çocuğuz. Diyoruz ki şeker verirler, mendil verirler, para verirler. Bakkala gideceksin gazozu. Kremalı bisküviyi alacak evet, çünkü. Evet. Nakit daha güzeldir. Çorap mandil verince alıyorduk. Sağ ol teyzeciğim diyorduk ama yüzü suratımız düşüyordu. Çikolata da yersin ama. O da şişmişsin artık. En güzeli canlı nakittir. Nakit. Çocuk için en güzeli canlı nakit. O 5 liraları böyle alır koyardık. 10 lira o amcadan, 5 lira o amcadan falan filan. Sonra da hasılat bu diye mahallede. Bir de diğer arkadaşlara haber veriyor muydun? Abdülkerim Durmaz para veriyormuş siz de gidin falan diye. Yönlendiriyor muydun? Kimi? Diğer arkadaşlarını yoksa söylemiyor muydun? Yok. Herkes biliyordu kime gideceğini anladın mı? Mal ortada. Şimdi burada da Bole'de de bugün bayramlaşırsak
el öptürdüğümde burada para verecek tek yorumcu benim. Diğerlerinin kaçacağını biliyorsunuz değil mi Ali? Şaka yapıyorsun. Tabii mesela Metin Tekin'le şimdi git Metin hocam bir elini öpeyim de. Yok ya ne falan der filan öpsen de iyi sağ ol der gider. Öyle çıkarayım vereyim falan. Burada eski gelenekleri yaşatacak. Yaş itibariyle de tek adam benim. Açık söylüyorum. Seni tebrik ediyorum. Açık söylüyorum. Seni tebrik ediyorum şu an. Vallahi çalışma arkadaşlarına karşı gösterdiğin tavır ama bunlar benim çalışma arkadaşlarım. Emekçi dostları taca atmadın. Tabii ki. Tebrik ediyorum. Bu taca atma olayından da kupa maçına geçiyorum. İyi hadi geç. Tamam doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Taca atmadın. Beyler, o da atmadı. Beyler bu futbol hastalığına yakalanmış bazı adamlar da var. İşte konuşuyorsunuz makara falan filan. Futbolu az konuşuyorsunuz. Kardeşim ortada bir kere futbol yok. Şimdi size durup dururken bir futbol mu icat edeceğiz? Ama yaşanan olayları tabii ki konuşacağız. Biz böyle günlerde değil mi? Bayram, Ramazan, böyle günler milli bayramlar. Değil mi? 29 Mayıs, işte 29 Ekim, 29 Mayıs da değil mi? İstanbul'un fethi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, değil mi? Biz evet. Böyle günleri, 23 Nisan, Kabotaj Bayramı, neyse evet. Biz böyle günleri falan unutmayacağız. Milli bayramlar, dini bayramlar, hepsini coşkuyla kutlayacağız ve bunların ritüellerini yapacağız kardeşim. Biz bir milleti millet yapan şey böyle şeylerdir. Geleneklerimize, göreneklerimize tabii saygılı ki. Olmamız lazım. Tabii sahip ki. Çıkmamız gerekiyor. Aynen bravo. Öyle. Biz onun için yapıyoruz. Onun için o iki tane sana iki tane geçiş oyunu anlatmaktan daha faydalıdır böyle şeyler. Boşkar servis, boşkar servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamı.